Bugün size biz riskli gebelik uzmanlarının uğraştığı özel bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu konu fetal enfeksiyonlar, yani annenin geçirmiş olduğu ya da geçirmekte olduğu enfeksiyonların bebeğe etkisi. Bunların içerisinde toksoplazma özel bir grup yer kaplar çünkü toksoplazma aslında bir kere geçiren bir enfeksiyon hastalığıdır. Bir paraziter hastalıktır. Toksoplazmanın yaşam döngüsünde aslında kedilerin bağırsağında geçirdiği bir dönem vardır ve bu sayede kedilerin dışkılarıyla birlikte dışarıya atılır. Yani evcil hayvan, kedi köpek besliyor olmak toksoplazma için görülen tek bir risk faktörü değildir. Çünkü kedi dışkısıyla, hayvan dışkılarıyla kontamine olmuş her türlü yiyecek içecekten, hatta temas ettiğimiz her türlü yüzeyden bulaşabilecek bir enfeksiyon hastalığıdır. Toksoplazmanın en önemli yanı şudur: bir kez geçirilen bir enfeksiyondur ve kalıcı bağışıklık bırakır. Bu nedenle daha önce geçirmiş gebelerde ya da gebe adaylarında bu bir risk olmaktan çıkar. Toksoplazma gebeye bulaştığı zaman aslında hiçbir şikayet oluşturmayabilir ya da hafif grip benzeri şikayetler ortaya çıkarabilir. Ancak anne adayı bunun bir sıradan grip ya da soğuk algınlığıymış gibi düşünebilir. Bu nedenle taramak önemlidir. Dünyada birçok literatürde taramak ya da taramamak konusunda net bir fikir birliği bulunmamaktadır. Ancak gebeliğin ilk 3 ayında ya da ultrasonla yapılan muayenede şüpheli durumlarda mutlaka taramak gerekir. Gebelikte bulaştığı ya da enfeksiyonun oluştuğu döneme bağlı olarak fetusa bulaşma ve fetusta risk oluşturma ihtimali çok değişkendir. Gebeliğin ilk 3 ayında %15'lerden başlayarak ilerleyen haftalarda giderek artar ve son 3 aydaki bulaşma ihtimali yaklaşık %60'tır. İlk 3 ayda anne adayı toksoplazma geçirdiği zaman bebeğe bulaşma ihtimali daha düşük olmasına rağmen, bulaştığı zaman bebekte sekel yapma, yani probleme yol açma olasılığı çok daha yüksektir. İlerleyen haftalarda daha yüksek olasılıkla bulaşmasına rağmen ciddi problem yapma ihtimali hafta ilerledikçe düşüyor. Toksoplazma enfeksiyonundan şüphelenildikten sonra bir perinatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmelisiniz. Ultrasonda bulgu varlığına ya da yokluğuna bağlı, anne adayının kanındaki bulgulara bağlı olarak yönetim değişmektedir. Eğer anne adayının kandaki tetkiklerine göre toksoplazma enfeksiyonu aktif olarak geçirilmekte olduğu düşünülürse, o zaman bazı antibiyotiklerle bebeğe geçişini, bebekte sekel olma olasılığını azaltmaya çalışırız. Bu antibiyotiklerin kullanımına başlanarak ve enfeksiyon geçirdiği düşündüğümüz haftadan 6 ya da 8 hafta sonrasında, tercihen 20'li haftalar civarında amniyosentezle bebekte olup olmadığını ispatlayabiliriz. Bebekte olup olmadığını ispatladıktan sonrasında eğer bebekte varsa yanına daha önemli antibiyotikler de ekleyerek bebekteki sekel olasılığını yine düşürmeye çalışmak için tedavi yapılabilir. Özetle annede saptandığı zaman fetusa geçmesini engelleyecek tedavisi olan, fetusta görüldüğü zaman tedavi edilebilecek bir hastalıktır. Ancak tedavi edilebileceğinin bir garantisi yoktur. Bu nedenle tedavi başladıktan sonrasında tekrar seri ultrasonlarla bebek takip edilir. Bebekte ne yapabilir? Anne karnındaki bebekte katarakt, kafasının içerisinde beyninde tutulduğu alanları gösteren serebral kalsifikasyonlar, bebeğin beyninin içerisindeki ventriküler sistem denilen bölgede genişlemeler ve hidrosefalilere yol açabilir. Bu nedenle anne karnında erken tanının çok önemli olduğu enfeksiyon hastalıklarından bir tanesidir. Toksoplazma enfeksiyonu açısından korunma önlemlerini aslında şöyle özetleyebiliriz. 1. Evcil hayvan besleyen gebe adaylarının evcil hayvanlarının bakımlarını ihmal etmemeleri, aşılarını ihmal etmemeleri ve yabani hayvanlarla onları temas ettirmemeleri. 2. Gıdalarını özellikle iyi yıkayarak, mümkünse sirkeli suda bekleterek daha sonrasında tüketmeleri ve gebelik sırasında bilmediği yerlerden hazır gıdalar tüketmemelerini önerebilirim.